Efendim, Türkiye'nin gündeminde asgari ücrete Temmuz zammı beklentisi var. Yapılan açıklamalar beklentiyi kuvvetlendiriyor. Bir açıklamada Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Cumhurbaşkanı ile Beştepe'de 2 saatlik bir görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, asgari ücretin toplumu memnun edecek bir rakam olması gerektiğini söyledi. Tamam, süper. Görüşürüz. Sayın Cumhurbaşkanımızla 2 gün evvel randevu istedik. Çalışma hayatına ilgili sorunlarla ilgili. Şimdi bugün kendisiyle konuşma imkanı bulduk. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Gündemde ne var? Gündemde asgari ücret var. Şu emeklerin durumu var. EYT var. Yani ne varsa geçişçiyle ilgili, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Beştepe'de gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Atalay, Cumhurbaşkanımız ilgili çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak dedi. Cumhurbaşkanı da bunlarla ilgili önümüze günlerde çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Önümüze günlerde bununla ilgili size de kamuoyuna da bilgi verir. Sizi çağırırız, konuşuruz dediler. Atalay, asgari ücretin toplumu memnun edecek bir rakam olması gerektiğini söyledi. Benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 binlerin böyle değil. Yani söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. Şimdi işverenlerin büyük bölümü asgari ücretin bu noktaya artmasını istemiyorlar. Diyor ki asgari ücret artsın ama bu artan tarafını devlet karşılasın diyorlar. Yani işin kolay yönü o. Yani biz burada insanların cebine ne girecek ben ona bakıyorum. Emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum ben. İşte bununla ilgili toplum memnun olacak bir şey olur diye düşünüyorum. Türk İş Genel Başkanı ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeyin farkında olduğunu belirtti. Ayın 4'ünde enflasyon açıklanıyor. Yani işte aralığı ocağı beklemeyelim. Enflasyondan verilsin her ay. Bunu öyle bir talebim var. 4 ay evvel söyledim. Ben gene aynı noktadayım. Ama bugüne kadar biz aralık ayın dışında asgari ücret toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki yani bırakın aralık ayını, işte Haziran'ı bilen bulduğu zaman biz alım gücünü insanlar kaybetti. Onun dışında işsizler var, onun dışında emekliler var, onun dışında işte ücretle alıp da işte enflasyon ortada, insanların kayıpları var. Yani güzel, müsbet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı dedi ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum. İşte bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. İşte Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor diye ifade etti. Yani güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de kamuoyuna müsbet bir haber verirler. Biz de bundan mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Efendim, Diyanet'ten yapay et açıklaması geldi. Başkanlık müşaviri Muhlis Akar, 3 sebepten dolayı helal ve Tayyip gıda denemeyeceğini söyledi. Diyanet açıkladı. Yapay et 3 sebepten helal değil. Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Muhlis Akar, Samsun'da düzenlenen Organik Tarım Çalıştayı açılış toplantısında konuştu. Yapay etin dini açıdan durumunu değerlendirdi. Yapay ete 3 sebepten helal ve tayyip gıda denemeyeceğini söyledi. Canlı bir hayvandan alınan, yani helal bir kaynaktan, bir sığırdan veya işte et yenen bir hayvandan alınsa bile, ondan alınan bir parça, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine göre, canlı bir hayvandan alınan bir parça meytedir, leş hükmündedir, haramdır, alınamaz. Bu yönden problemli, helal değil. Onun besleneceği kaynağın da helal olması gerekiyor. Orada da problem var. Akar'a göre insan sağlığı üzerinde uzun vadeli etkisinin bilinmemesi de yapay ete helal denmesini engelliyor. Fıtrata aykırı bir ürün ortaya koyuyorsunuz. Allah-u Teala'nın koyduğu düzene aykırı bir şey yapıyorsunuz. Bunun kısa, orta ve uzun vadede insan sağlığı üzerinde nasıl bir etki yapacağını bilemiyorsunuz. İlaç kullanırken bir yandan beslenme alışkanlıkları aynen devam ediyor. Ancak bu durum beraberinde tehlikenin kapılarını da aralıyor. Çünkü bazı ilaçlarla bazı besinlerin yan yana gelmemesi gerekiyor. İşte o ilaçlar ve düşmanı olan besinler. Kan sulandırıcı içiyorsanız yeşilliklerden uzak durmalısınız. Antidepresan kullanıyorsanız greyfurtu elinize bile almamalısınız. Beslenme de ilaç kullanırken gerçekten çok önemli. Herhangi bir sağlık sorununda ilaç kullanmak şart ve diğer tarafta da her gün yememiz gereken sağlıklı besinler var. Bunlar ayrı ayrı herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ancak bazı ilaçlar ve bazı sebze meyveler bir araya geldiklerinde ise büyük problem.
problemler çıkabiliyor. Neyi ne kadar yediğiniz, kullandığınız ilacın etkisini artırabilir de azaltabilir de, o açıdan dikkatli olmak gerekiyor. O zaman hangi ilaçlarla hangi besinleri tüketmek ya da tüketmemek gerekiyor? Mesela hepimizin en çok bildiği greyfurttur. Greyfurt biraz bağırsaktan ilaçların emilimini azaltır. Mesela bir antidepresan kullanıyorsunuz. Her gün iki tane greyfurt yiyorsunuz ve her gün bu ilacı aldığınızda bu sefer bu antidepresanın dozu daha yükselik bir şekilde vücutta kalabiliyor. Bu da zarar yaratıyor. Bu da zarar yaratıyor tabii. Bu da vücuda zarar veriyor. O nedenle herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, tansiyon, kolesterol, böyle diyabet ilaçları gibi ilaçlar kullanıyorsanız, antidepresanlar kullanıyorsanız greyfurtu hayatınızdan çıkarmanız lazım. Bahçe maydanoz, buyurun, şifa bunlar, şifa. Roka, maydanoz, marul, pazı, ıspanak. Hepsi sağlıklı mı? Sağlıklı. Diğer tarafta da kan sulandırıcı. Kalp ve damar hastalarının yanından ayırmadığı ilaç. Ancak bunlar da birbirlerine düşman. Özellikle yeşillikler K vitamini zengin yiyecekler. K vitamini özellikle pıhtılaşmada etkili olan bir vitamin. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar yeşil yapraklı yiyecekleri çok fazla tüketirlerse ilaçların etkisi azalıyor. Ve ilaç yeteri kadar eti göstermez hale gelebiliyor. Özellikle süt, yoğurt, ayrana da dikkat etmek gerekiyor. Yine çaya, kahveye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunlar demir emilimini azaltıyor. Eğer kişide demir eksikliği varsa bu yiyecekleri etin yanına, kuru baklagilin yanına, yumurtanın yanına koymayacaklar. Çünkü demir emilimini azaltıyor. Afgan çete Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi İtalya'ya götürme vaadiyle rehin aldı. Polis Afgan çetenin 7 kişiyi zorla...